Mart ayı süresince, yani aslında bütün hayatı boyunca beraber olduğu kadınları kendi not defterine alıyor. Fakat burada Mart ayında, Mart ayı baharın uyanmasıyla birlikte önce çiçek isimleriyle başladı bu seri. İşte çiçek, lale, gül, nergis, yani çiçek isimli bayan hanımlarıyla başladı. Fakat şey olarak, motifsel olarak yeterli olmadığı için ekstradan mehtap, işte hilal, yani daha çok resimsel, görsel zenginliği destekleyecek şekilde boyamaya başladım. Bu defter 31 sayfalık bir defter ve sadece Mart ayını resmeden bir şekilde böyle bir konsept hazırladık. Burada bir aynamız var. Aynada da işte Casanova'nın hayatına girmek isteyen hanımlar yanında fotoğrafla çekebilecekleri bir espri yaptık. Genellikle kağıt üzerine karışık teknikler. Kağıt üzerine yağlı boya ve bir de cam altı resimler burada şey yapıyor, sergiliyoruz yani. 31 adet, Mart ayının 31 şeyi olduğu için, bir de Casanova 32. Bir büyük paravanımız var. Bu bir de 3-4 tane cam altımız var. Bir de yine Casanova'nın her güne not ettiği bir takvim şeklinde bir defterimiz mevcut. Daha önceden şeylerimiz vardı, ilişkilerimiz vardı. Fakat böyle bir şey, sergi yapma isteği de olunca benim de elimde böyle bir konsept vardı ve bu mekana çok yakışacağını düşündük. Sonra İnce Hanım'la paylaştık bu şeyi ve onlar için de herhalde ilginç geldi ve birlikte böyle bir sergiye şey yaptık, vesile oldu yani. Yani burada ben bunları çizdim, boyadım ama asıl söylenecek şeyler izleyiciler, onların değerlendirmeleri önemli çünkü biz yani sadece ressam değil, işte müzisyen olsun, diğer sanatın farklı disiplinlerinde iş yapan insanlar, yaptıklarımız iş zaman süreci içinde gerçek değerine kavuşacak. Yani her biri değer kazanacak demiyorum. Çünkü işte bazı bugün çok şey olanlar, çok popüler olanlar yarın popülerliğini yitirecek veya bugün hiç popüler gibi görünmeyenler yarın çok daha değerli hale gelecekler. Biz sadece burada bu kendi fikirlerimizi, kendi yaşama bakışımızı burada kağıt üzerinde farklı malzemelerle sunmaya çalışıyoruz. Ama ondan sonraki serüven artık bizim elimizden çıkıyor ve süreç içinde kendi mecrasında kendi serüvenini yaşamaya başlıyor.